Belki bu dövizin hareketliliği yansımayacak olsa bile Ağustos ayında gelecek olana yansımasını bekleyebiliriz. Şimdi bir integral yatırım direktörü Tuncay Turşucu'ya dönelim. Ondan da bir fiyatlamasını, bir değerlendirmesini isteyelim. Tuncay Bey, dolar 5.10-5.08 bandına yerleşti. Ne olacak, ne bekliyor bizi piyasalarda? Yani evet, aslında yorum yapması oldukça zor. Beste Hanım, kötü bir rüzgar var şu anda. Algılamalar zaten çok riskliydi. Yani risk algısı çok yüksekti. Böyle bir ortamda yine bu tarz bir haberin oluşmuş olması da tabii ki sert harekete de sebep oluyor. Kurda bir seviye söylemek şu an için çok zor. Yani ve yanlış da olur. Onu da ifade edeyim. Mevcut hava, mevcut algılamalar yukarıyı işaret ediyor. Yani yukarı yönlü rüzgar daha da esebilir. Şimdi bu süreci izleyeceğiz. Amerika ile Türkiye arasında bu konudaki süreç bir artı yukarı mı gidecek yoksa eksi bir aşağı mı inecek? Yani daha mı yumuşayacak yoksa daha mı sertleşecek? Bu daha çok önemli olacak. Bu süreci izleyeceğiz. Bununla birlikte de kur içinde yön hareket edecek. Tabii şunu söylemek isterim ben. Yani bugünlerde, bugün, yarın kurda çok volatil hareketler olabilir. O yüzden sakin olmakta fayda var. Bana da soruyorlar mesela çok sosyal medyadan ve pek çok yakınım da soruyor dolar alalım mı diye. Verdiğim yanıt şu benim onlara. Yani dolar alacaksan alırken %20'lik bir faiz var. Oradan da feragat ediyorsun aslında. Yani %20'sini eklerseniz şu anki kur seviyesine 6 lira olur. Yani bir yıl içinde doların 6 liraya gitmesini mi şey yapıyorsun, tahmin ediyorsun diyorum. 6 da olsa bile eşit seviyede bir getiri elde etmiş olacaksın. Üstelik tahvili alırken herhangi bir risk de üstlenmiyorsun. Yani orası da bir risksiz bir yatırım aracı. O nedenle yani uzun vadeli olarak bir yıl gibi, altı ay gibi dolar alımı yapanlar için bence çok zararlı bir hareket olacaktır. Ve çok da anlamsız bir hareket olacaktır. Bu şekilde yanıtlar veriyorum ama kısa vadede oynaklıklar çok olabilir. Yani daha yukarıya gidebileceği gibi aniden aşağı da inebilir. O yüzden süreç çok önemli. Yarınki enflasyon verisi çok önemli ve yarın ilan edilecek 100 günlük yol haritası da çok önemli olabilir. Onları da bir alarak ondan sonra daha sağlıklı bir yorum yapmak bence çok daha faydalı olacaktır. Peki şimdi enflasyondan bahsettik. Ne bekliyorsunuz? Piyasa 1.10 bekliyor. Biliyorum sizi çok zorluyorum ama 1.10 bekliyor. Ne gelir sizce enflasyon? Yani 1.10 ile 1.20'ler arasında bir rakam biz de hesap ediyoruz. Bunda hem işte kurdan ötürü oluşan etki halen daha sürüyor. Bunun etkisi var. Önceden yapılan zamların etkisi var ve geçen yılki düşük olan enflasyon rakamının oluşturmuş olduğu yıllık bir matematik etki var. Bunların hepsiyle 1.10-1.20 gibi bir artış olabilir. Yani 16.50'lerde bir rakam alabiliriz yıllık enflasyonda. Bu seviyenin çok çok üzerinde bir rakam alırsak işte o zaman sıkıntı olur. Yani aylık bazda %1.1 gibi bir enflasyon zaten öngörüldüğü için çok fazla büyük bir etkisi olacağını ben zannetmiyorum. Ama bunun çok üzerinde mesela 1.8 veya 2 gibi rakamlar olabilirse işte o zaman o yeniden bir negatif algılamaya sebep olabilir. Kurda bu sefer enflasyondan ötürü yeniden yukarı yönlü bir hareket olabilir. Enflasyonun bu kadar sert yükselmesinin ardından da acaba yeni bir faiz artırımı olacak mı şeklinde yine sorularımız artabilir açıkçası. Tuncay Bey. Tuncay Bey'in de dediği gibi biraz enflasyon, faiz ve kur arasında şu an